21. yüzyıl dünya, 8 milyar insan ve dönemin en boktan şeyi nitelikli konuşmak. 21. yüzyıl Türkiye, 85 milyon insan ve dönemin en boktan şeyi tartışmak. Bir gün bir ebeveyn çocuğuyla gezmeye çıkar, çocuk karne almıştır ve çok mutludur. Çünkü hem tatile girmiştir hem de kendisine karnede söz verilen şeyler alınacaktır. Annesi sene boyunca çocuğuna çok fazla kitaplar okutturmuş, ödevlerini eksiksiz yaptırmıştır. Sıra o güne geldiğinde çocuk bir miktar parasıyla istediği her şeyi alabilecektir. Annesi çocuktan çok nitelikli ve eğitici şeyler satın almasını beklerken çocuk bir oyuncak dükkanından hiç işe yaramayacak saçma sapan figür karakterler alır. Anne çok şaşkın ve üzgündür. Oğlunun nitelikli şeyler alacağını düşünürken oğlu 5 para etmez boktan şeyler almak istiyordur ve alır. Annenin hayal kırıklığı yüzünden okunuyordur. Ancak çocuğa figürlerden ulaştığı basit zevki başka hiçbir şey verememiştir. Hikayeden çıkarılacak sonuç, bazı şeyler tam oturmadıysa ilk fırsatta dönersin hemen kolay olana. Bu sıralar fazlasıyla çocuk hikaye kitapları okuduğum için çıkarılan sonuç cümlesi bile kafiyeli ve devrik olduğu maruz görün. Her neyse, gelelim konuya. Bir insan 8 milyar dünya nüfusu içerisinde kocaman bir ortalama sınıfa kendisini atmak varken neden nitelikli biri olup da nitelikli konuşsun ki? Bu zor, bu yorucu, bu tamamen bir delilik. Ancak insanı bu deliliği iten şey en temel içgüdüsü olan merak. Manyağın biri çıkıp da en azından bir şeyi delicesine kafasına takmasa şimdi hala taş ve sopalarla mamut kovalıyor olmaz mıydık? Cevap veriyorum, hayır, kovalamazdık. Çünkü insan diye bir tür kalmazdı. İnsanın doğada hayatta kalmak için ne gibi bir özelliği var? Sadece aklı var. Merak soslu bir akıl. Kimisinde bu akıl fazla, kimisinde hiç yok denecek kadar az. Ama yine de var bu akıl denen iletişte. Akıl olması ayrı, akıl edebilmek ayrı. Bir evi miras olarak almak ayrı, temelini kazıp kendini yapmak ayrı. İnsanın merak edip de nitelik kazanması ayrı, ortalamaya dahil olup da boktan olanın peşinden gitmesi ayrı. İnsan olarak kolay olana meyilli bir beynimiz var. Sahi nasıl ulaştık inandığımız değerlere? Çoğu miras kaldı bize. Nerede değerlerimiz için alın teri? Uğruna inandığımız değerler bizi bir sorguya çekse, bana nasıl ulaştın dese, çoğu miras kaldı diyecek, içi dolu bir cevap bile veremeyecekler. Nasıl oluyor da tam anlamadığımız şeyleri bu kadar sahiplenip de uğruna can alıyoruz? Kolaycılık değil mi bu? Tartışmaya korktuğumuz konularda karşı tarafı tartışamayacak hale getirmek. Sorayım o zaman, karşıdakinin senden daha nitelikli konuşmasından mı korkuyorsun, yoksa değerlerinin gerçeklerini duymaktan mı? İnsan beyninin anılar uydurduğunu biliyor muydunuz? Geçmiş zamanla ilgili bir hikaye anlatırken beynin tüm ayrıntıları hatırlamayıp da kalan boşlukları varsayılana göre doldur seçeneğiyle sahte anılar uydurduğunu. Miras kalanı yedik çünkü kolaydı. Yemek için en iyi onu gördük. Kötü ve saçma yanlarını törpüledik. Kalan boşlukları varsayılan iyi şeylere göre doldurduk. İşte sana yepyeni pürüzsüz bir değer daha. Tartışmaya neden korkar olduk? Tartışmak neden öcü oldu? 21. yüzyılda herkes kendi ütopyasını ortaya koymadı mı? Sadece çoğunlukla özgür irade ile bile seçmediği beğenilerini takip eden bir ortalama canlı olmadı mı insan? Aydınlanma çağı, modernizm ve postmodernizm. Çok havalı kavramlar değil mi? Ne uğruna peki? Aç kalmamak için öldüren insandan, toprak için öldüren insana, miras kalan uydurma değerleri için öldüren insandan, tartışmada karşısındaki kadar nitelikli olmadığı için öldüren insana, postu için kurtları öldüren insandan, çözüm üretemediği için köpekleri öldüren insana. Özne aynı, eylem aynı, amaç aynı. Yine en basit olanı hemen isteyen bu zeka, nedendir bilinmez ama kendisini dünyanın merkezine koyan o bencil insan. Yine tartışmayı bilmeyen ve kendisine miras kalan değerleri dışında bir şey görmemiş o ortalama insan. Kaybedeceksin. Çünkü sende yeni bir şey yok ve hep aynısın yıllardır. Nitelik sende alerji yapıyor. Farklı olanı, parantez içinde sınıflandıramadığını ortadan kaldırmak en kolay geliyor sana. Dediğim gibi, bazı şeylerin tam oturmadığı toplumlarda basit olana dönmek en makul seçenek olarak görülür. Kolay yoldan para kazanmak mesela. En çok araştırılan konu. Bir de dünyayı anlamlandırma meseleleri var tabi. O konu basit yoldan miras olarak geliyor zaten. Değişmedi insan. Hep aynı şeyin bokunu çekiyor. Ortalama olan yarım yamalak kıtlığıyla çoğunluk. Ve çoğunluğun dediği her zaman doğrudur. En azından bizim için. Amerika devletinin tarafları bunlar. Avrupa devletinin tarafları. Avrupa gümrüğünün karşı olan İngiliz devrimi özelliği harmeden yanar. Kemalistlerin palavracı yanısın deme kadar. Kemalizmi savunacağı sen Kemalist devrimden Kemalistim hadi bırak bana vur. Sen bırak bana. Sen döneksin. Sen döneksin. Döneksin sizlerim. Sen sürüksün. Sıkı yutun mahkemeleri.